Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS'ye son 2 ay kala, yani son 60 günde neler yapmanız lazım, onunla ilgili kısa bir rehberlik videosu çekeceğim. Sonra söyleyeceğimi arkadaşlar önce söylemek istiyorum. 40 net ve üzeri olan arkadaşlar ne yapması lazım? Önce ondan bahsedelim. Arkadaşlar 40 net ve üzeriyseniz, 40 net ve üzeriyseniz yapmanız gereken tek şey arkadaşlar, konu eksiğiniz yok. Bunu bilin. Eğer siz 38, 39, 40 civarı net yapıyorsanız geometri haricinde herhangi bir eksiğinizin olduğunu düşünmüyorum. Geometri eksiğiniz olabilir. Sadece sizin eksiğiniz arkadaşlar çok soru çözmek ve bolca deneme yapmak arkadaşlar. Bunlara tek tek değineceğim. Öncelikle arkadaşlar kendini tanı derken biz neyi kastediyoruz? Yani kendimizi tanımamız gerekiyor. Son 60 günde neler yapmamız, neler yapacağımızı belirleyebilmek için kendimizi tanımak zorundayız arkadaşlar. Yani ne demek? Eksiklerini öncelikle belirlemen gerekiyor. Hangi konularda senin eksiğin var? Hangi konuları tam biliyorsun? Hangi konuları yarım biliyorsun? Tam bildiğiniz konular arkadaşlar, kısa bir tekrar yapabilirsiniz ama son 60 gün kalmış. Dolayısıyla tekrarlarda boğulmayın arkadaşlar. Bolca soru çözmek eksiklerinizi tamamlayacaktır. Eksiklerini belirliyorsun. Mesela diyorsun ki fonksiyonlarda eksiğim var, olasılıkta eksiğim var, çarpanları ayırmada eksiğim var, işte mutlak değerde eksiğim var, üstü sayılarda eksiğim var, problemlerde eksiğim var, bilmediğim konular var ya da yarım bildiğim konular var. Eksiklerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Özellikle Haziran sonuna kadar arkadaşlar, en fazla Temmuz 10 diyoruz. Temmuz 10'a kadar arkadaşlar, yani DGS'ye son bir ay kalaya kadar arkadaşlar eksiklerimizi bitirmemiz gerekiyor. Konu eksiklerimizin olmaması lazım. Bildiğin konuları da belirleyeceksin. Yani ben üstü sayıları, köklü sayıları, çarpanları ayırmayı, mutlak değeri biliyorum ama benim problemlerde eksiğim var. Benim sayısal mantıkta eksiğim var diyorsanız arkadaşlar, bildiğiniz konuları bir köşeye yazıyorsunuz, bilmediğiniz konuları belirliyorsunuz ve dedi ki arkadaşlar DGS'ye son bir ay kalana kadar bunları bitirmeniz gerekiyor. Şimdi neler yapmanız lazım ona bakalım. 40 net üzeriyseniz arkadaşlar yapacağınız tek şey, ben size tek önerim, her gün bir tane deneme çözeceksiniz arkadaşlar. 40 net üzeriyseniz arkadaşlar her gün bir tane deneme çözüyorsunuz. Mutlaka bir tane deneme çözüyorsunuz ve denemedeki eksiklerinizi belirliyorsunuz. Hangi konularda sorun yaşıyorsanız, hangi konuları bilmiyorsanız onlara çalışmanız yeterli arkadaşlar. Zaten 40 net üzeriyseniz birçok şeyi halletmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla hedefiniz çok yüksekse, 50 civarı bir şey düşünüyorsanız arkadaşlar, burada dikkat etmeniz gereken iki tane konu var. Birincisi sayısal mantık arkadaşlar. Bu konuya aşırı önem veriyoruz. Problemler ve sayısal mantık. İkincisi arkadaşlar geometri konusuna önem veriyorsunuz. Eğer 40 net ve üzeriyseniz sayısal mantık, problemler, sayısal mantık ve geometriye önem verdiğinizde netlerinizin çoğaldığını göreceksiniz. İkinci kısım arkadaşlar, 30 ve 40 arası net yapıyorsanız neler yapmanız lazım? Şimdi arkadaşlar 30 ve 40 arası net yapıyorsanız muhtemelen sizin bazı yerlerde eksik konularınızın olduğunu söyleyebilirim. Eksikleriniz vardır arkadaşlar, eksikleriniz. Mesela fonksiyonlarda eksiğiniz olabilir, olasılıkta eksiğiniz olabilir, permütasyonda eksiğiniz olabilir. Bunlar genelde öğrencilerin, DGS öğrencilerin yapamadığı konular olduğu için bunlara önem vermeniz gerekiyor ve özellikle arkadaşlar bunların haricinde sizin problemlerde eksiğiniz vardır. Problemlerde eksiğiniz vardır ve sayısal mantıkta sizin bilmediğiniz, yapamadığınız konular var arkadaşlar. Bu iki konuya, yani eksik konularınızı belirledikten sonra problemler ve sayısal mantığa ağırlık verirseniz arkadaşlar netlerinizin 40'a doğru yükseldiğini göreceksiniz. Geldik 3. gruba arkadaşlar. Netleriniz 20 ile 30 arasındaysa neler yapmanız gerekiyor? Yine hatırlatıyorum arkadaşlar. Eksiklerinizi sınava bir ay kalaya kadar bitiriyorsunuz.
Sınava son bir ay kala yapmanız gereken her gün bir tane deneme çözmek. Eksikleriniz, yani 20 ile 30 arası netiniz varsa arkadaşlar, muhtemelen sizin cebirin bazı konularında sorun yaşıyorsunuz demektir arkadaşlar. Cebirin bazı konularını düzeltiyorsunuz. Özellikle sizin problemlerde büyük sorunlarınız vardır arkadaşlar. Bunları hallediyorsunuz ve siz muhtemelen sayısal mantıkta arkadaşlar siz o konuya daha çalışmamışsınız demektir. Yani siz 20-30 arası net yapıyorsanız, sizin özellikle problemlerde ve sayısal mantıkta sıkıntılarınız var arkadaşlar. Bunları bir an önce halletmeniz gerekiyor. Cebirde de ufak ufak konularda sorunlar yaşadığınızı söyleyebilirim. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Son bir ay bu eksiklerimizi tamamladıktan sonra ne yapacağız? Eksiklerinizi tamamladıktan sonra, yani DGS sınavına son bir ay kala yapacağınız tek şey arkadaşlar, her gün bir tane deneme çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. En az her gün bir tane deneme çözmeniz ve eksiklerinizi, yani yapamadığınız soruları çözdürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eksiklerinizi tamamladıktan sonra, tabii ki eksikleri tamamlayana kadar deneme çözmemiz gerekir mi diye soracak olursanız arkadaşlar, mutlaka her gün olmasa bile 2 güne bir, 3 güne bir bir tane deneme çözmeniz lazım. Yani sınava son bir ay kalaya kadar, yani son 2 ay boyunca, son bir ay kalana kadar arkadaşlar 2 ya da 3 günde bir deneme çözüyorsunuz. Eksiklerinizi tamamlıyorsunuz. Son bir ay arkadaşlar sizin yapmanız gereken full deneme çözmek arkadaşlar. Bu tabii ki eksiklerinizi, yanlışlarınızı, nerede yanlış yaptığınızı size gösterecektir. Önemli iki tane konumuz var arkadaşlar. Problemler ve sayısal mantık. Bunları halletmediğiniz sürece netleriniz çok fazla artmayacaktır arkadaşlar. Sayısal mantığa bir parantez açıyorum arkadaşlar. Sayısal mantık kampımız var. Ona katılmak isterseniz arkadaşlar, kampın da başvuru linkini videonun altına koyacağım. Oradan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kendinizi tanıyorsunuz. Bildiğiniz konular, bilmediğiniz konular ve net aralığınızı belirliyorsunuz. 40 netle misiniz? 30-40 arası mı? 20-30 arası mı arkadaşlar? Bu aralıklardan birindeyseniz ne yapacağınızı bileceksiniz. Burası full deneme. Burası deneme ve eksik konular var burada arkadaşlar. Burada muhtemelen eksik konular çoğunlukla cebirde, problemlerde ve sayısal mantıkta sorun yaşayan grup burası arkadaşlar. Burayı bir an önce düzeltmeniz gerekiyor. Son 2 ay arkadaşlar, kısaca özet geçelim. Son 2 ay sınava son 1 ay kalaya kadar arkadaşlar konularınızı bitiriyorsunuz. Son 1 ay arkadaşlar full deneme çözüyorsunuz. Ve sonra sınavdan sonra diyorsunuz ki İlk Hanif Hoca'yı dinlemişim ve full deneme çözmüşüm arkadaşlar. Yani deneme çözerseniz sizin başarınızı arttıracaktır. Bu kesin arkadaşlar. Yani DGS'de sınavı kazanmanın altın kuralı deneme çözmek. Tamam mı arkadaşlar? Videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın.